videolarda artık sırf 12-15 yaş arası olan kitleye hitap etmek için belli sözler söylüyor. Ne dese desin zaten mutlaka beğeni almak için o dediğini alıntılayıp yoruma atan bir kitle var. Ve artık sırf o kitleye hitap etmek için saçma sapan cümleler yerleştiriyor esprilerine. Ve o da kalktı ya da artık indiremezsiniz gibi. 12 yaşımın altında olsam gülerdim de Artık yapma şunları Tunca be. Komik değil. Daha basit gözükse de ben belden aşağı esprileri, argo kullanımına falan da karşı değilim. Zaten kendim de bunu kullanıyorum yaptığım çoğu içerikte. Ama dozunda kullanıyorum ve asla böyle senin burada verdiğin örnekteki gibi her cümleme yerleştireyim bir şekilde böyle bir cinsel içerikli şaka sokuşturayım da küçük yaştaki arkadaşlar beni daha çok beğensin, daha çok izlesin ya bu çok çirkin bir şey ben asla böyle bir şey yapmam ama dediğin gibi benim söylediğim her şeyi beğeni almak için yorumlara yazan insanlar oluyor ve genelde bu insanların yazdığı şeyler de benim aslında kastetmediğim şeyler olabiliyor ve çoğumuz farkında olmadan ya cinsel yöne de çekilebilecek cümleler kuruyoruz hayatımızın içinde. E belli bir kitle de benim ağzım arıyor videolarda. Böyle şeyler yakaladıkları zaman hemen aşağı yorumlara yazıyorlar. Ya e çoğunlukla onların yazdığı şekilde cinsel bir anlamda ben bu cümleleri kullanmıyor oluyorum. Bu verdiğin örnekte de büyük ihtimal karakterlerin yere düşüp ayağa kalktığı tarzda bir durum olmuştur. Ben de onu anlatmışımdır yani ve o da kalktı, o da kalktı, ayaklandı falan gibi bir şey demişimdir. Kalktıysa karakter artık indiremezsiniz, kazanacağız, artık indiremezsiniz falan ayarında bir şey demişimdir. Yani asla bu senin burada yazdığın şekilde bu basitlikte ya bana göre değil bu ben böyle bir şey yapmam açıkçası. Espiritüel olduğunu düşünen ve her diyalogta bir espri malzemesi üretmeye çalışan düşük zekalı ergen maskotu demiş bir arkadaşımız da. Bu ergenlerle ne derdiniz var açıkçası anlamıyorum. Yani geçen videoda zaten çocuk olmak ve insanların Çocuklara yaklaşımıyla ilgili de zaten uzun uzun konuşmuştuk, açıklamaya ve yukarıda bir yerlere koyarım linkini eğer izlemediyseniz tekrar aynı şeylerin üzerinden geçmeyeyim. Şimdi buraya gelince de espiritüel olduğunu düşünen kısmı, ya ben açıkçası senelerdir bu işi yapıyorum, senelerdir insanları güldürüyorum ve güldürdüğümü de görüyorum ya yani bu benim düşündüğüm bir şey değil. Zaten bunu bana insanlar da birçok yerden iletiyor, tek başıma değilim bu konuda yani sadece benim düşündüğüm bir şey değil bu. Her diyalogda bir espri malzemesi üretmeye çalışıyor kısmını da anlamadım. Yani üretmeye çalışıyorsam demek ki espri yapamıyorum. Yapamıyorsam da o zaman yanımdaki insanlar da buna gülmüyordur. Ama ben genelde bir espri yapmak istiyorsam yaparım, espri yapmaya çalışmam. Yani olmayacak bir şeyse zaten ağzımı bile açmam. Ki ya burada büyük ihtimal multiplayer videolarını kastediyor. E o videolarda ben zaten çok baskın, uzun uzun konuşan biri de değilim. Yani böyle her cümlesine espri soksun, şakalar yapsın öyle bir durum yok espri yapıyorsam da zaten aralarda girip yapıyorum ve genelde insanlar gülüyor. Yani bu alan hakim olduğum ve tecrübeli olduğum bir alan olduğu için bir espriye kim güler kim gülmez zaten ben biliyorum. Ve çevremdeki insanların gülmeyeceğini düşündüğüm bir şey varsa zaten ortaya çıkıp da espri yapma gibi bir teşebbüste bulunmuyorum. İnsanlar bir de böyle durumlarda hep kendi üzerinden yorumluyor her şeyi. Ya ben beğenmiyorsam o kötüdür. İyi olma ihtimali yok. Hani ben beğenmedim bana hitap etmiyor. Ben o yüzden beğenmedim. Ben bu tür şeyleri sevmiyorum ama başkası sevebilir falan gibi bir durum yok. Öteki ihtimali tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü kafa şöyle çalışıyor. Hani onlar gülüyor, onlar beğeniyor ama ben gülmüyorsam ben salak mıyım? Ben anlamıyor muyum? Onlar beğeniyor, ben beğenmiyorum. O zaman onlar benim anlamadığım bir şey mi anlıyor? Ben anlamıyor muyum? Kafa direkt böyle çalışıyor. Direkt bu cümleler belki geçmiyor kimsenin aklından ama arka planda dönen olay bu. Dolayısıyla kimse kendini kötü pozisyona sokmak istemediği için kendi içinde bir şeyi beğenmediyse onu öyle bir öteliyor, öyle bir yerin dibine sokuyor ki başkası da beğenemez. O herif zaten beceriksiz. Bu işten anlamaz, yapamaz. O yapamaz, o kötü. Çünkü iyi olsa ben anlardım zaten. Ben beğenirdim. Ben harika biriyim. Ben nasıl bunu beğenmem? Ve bu insanlar asla yapıcı eleştiri yapmaz. Çünkü onların umurunda değilsiniz ki ya onlar eleştiriyi tamamen sizi boklamak için yapıyor. Siz kendinizi geliştirin diye yapmıyor. Dolayısıyla bir eleştiriden ziyade genelde hakaretle içlerine dökerler. Çünkü dediğim gibi kendi anlamadığı, beğenmediği şeyi başkalarının beğendiğini görünce iyice bilinir nefret kusmak ister böyle insanlar. Kabullenemez çünkü ortada beğenilecek bir şey varsa o da beğenmeli. Eğer o beğenmiyorsa beğenen diğer insanlar yanılıyordur mutlaka. Ve bunu mutlaka bir yerlere yazması ya da birlerine söylemesi lazım ki içinden atsın onu, kendi statüsünü koruyabilsin içinde. Öbür türlü o ezikliği hissedecek. Bunu dışarı atması lazım. Onlar aptal, onlar kötü, onlar anlamıyor ama ben iyiyim, ben anlıyorum. Bunu kendi içinde oturtması lazım. Tabii ki de bu cümlelerle değil, dediğim gibi kimse böyle bu kadar detaylı düşünmez. Ama arka planda olan budur aslında. Bir de düşük zekalı ergen maskotu kısmını tam anlamadım. Ya yani düşük zekalı ergenlerin maskotu muyum yoksa ben düşük zekalıyım ve aynı zamanda ergenlerin maskotu muyum? Hangi videosuna denk gelsem her seferinde kurmuş olduğu cümleler tuhaf geliyor. Ayrıca Habire hani diyor bir şeyler anlatırken. Bak bu doğru. Hem düzgün bir üslupla derdini anlatmış hem de hakikaten doğru olan yani benim en azından doğru bulduğum bir eleştiride bulunmuş. Ben bunun bayağıdır farkındayım. İlk şeyde fark etmiştim. Otlu'ya gitmiştik biz hiç komik değil olarak. Orada bir söyleşimiz olmuştu. Onun video kaydını ben kurgularken kulaklıkla dinliyorum. Olan sürekli hani diyorum dikkatimi çekti yani sürekli duraksamalar hani e, hani şey vardır ya hani 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 sürekli hani 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 hemen kendime not almıştım hani deme dikkat et konuşmana. Çünkü bu çok çok kötü bir şey ve aradan kaç sene geçti dönem dönem tekrar böyle fark ediyorum bak yine hani diyorum bak yine hani diyorum düzeltmem lazım diyorum bunu not alıyorum. Dönem dönem düzelttiğim oluyor ama tekrar bir şekilde beni buluyor ve konuşurken hani dediğim duraksadığım anlar olabiliyor. Bu daha çok multiplayer videolarında oluyor ve büyük ihtimalle bu arkadaş da orada duymuştur zaten. Onun dışında yazdığı tarihte benim böyle çok fazla konuştuğum, videolar ürettiğim başka bir kanal yoktu. Kurmuş olduğu cümleler tuhaf geliyor kısmını anlayamadım. Ama belki denk geldiği videolarda hakikaten çok devrik cümle kurduğum, kendimi kötü ifade ettiğim anlara denk gelmiş olabilir. Hani öyle bir şey olamaz demiyorum. Olabilir. Ama hani kısmı çok doğru ve benim de şahsen şikayetçi olduğum bir şey kendimden. Abi gülüşlerin aşırı yapmacık. Yani buna yapabileceğim bir şey yok sana eğer yapmacık geliyorsa ama benim gülüşüm, kahkaham böyle. Hangi videoda izlediysen büyük ihtimal Oblivion videosundandır bu. Orada çünkü çok e, gülmüştüm. Yakın zamanda çok kahkaha attığım video vardı. Büyük ihtimal oradandır. Ama dediğim gibi yani buna yapabileceğim bir şey yok. Sen oyun videosu yapma, bildiğin işi yap. Komedi videolarına devam et. Bu oyun işinde pek başarılı değilsin. valla ben kanalın gidişinden memnunum. Yani abone sayısından da, videoların izlenmelerinden de çok memnunum. Bu işe başlamadan önce de açıkçası bu kadar kısa sürede bu rakamları beklemiyordum. Yani benim tahminim Abonem şu anki bulunduğum tarihte maksimum böyle 40-50 bin olurdu. İzlenmelerim 20-30 bin civarı olurdu diye ben düşünüyordum açıkçası ama beklentimin çok çok üstünde rakamlar aldım ve memnunum. Onun dışında evet komedi kısmı benim çok daha hakim olduğum bir alan ve buna da devam ediyorum, devam edeceğim zaten. Ama o konuda bir sıkıntımız yok. Oyun kısmında da yaklaşık 10 senedir oyun sektöründe çalışıyorum ve Oyun videoları da aslında bu kanalla birlikte yaptığım bir şey değil. Multiplayer'de ben senelerdir oyun videoları yapıyorum. Yani sadece üçümüzün yaptığı videolar dışında tek başıma yaptığım da yüzlerce video var ve bunların hepsi de gayet güzel yorumlar aldı, güzel izlenmeler aldı. Yani o konuda benim aklımda açıkçası bir soru işareti yok. Yani ben başarısız olduğumu düşünmüyorum en azından. Oyun tarafında da video üretmeye devam edeceğim. Kanka sen bence bu işi bırak be. Olmuyor. Biz seni gerçek Tuncu olarak seviyoruz. Çok yapmacık bu işler ve anca 10 yaşındaki bebeleri eğlendirir. Yani aslında önceki yorumla biraz benzeşiyor. Yani olmuyor sen bırak bu işleri falan filan demiş. O kısma girmeyeceğim ama biz seni gerçek Tuncu olarak seviyoruz. Ne demek onu anlamadım açıkçası. Yani gerçek Tunca kim? Ben de bilmiyorum. Kim abi Gerçek Tunca? Yani ne Gerçek Tunca ne tam olarak? Sonuçta sen benim arkadaşım değilsin, akrabam değilsin, beni yakından tanımıyorsun. Yani Gerçek Tunca ne demektir, Gerçek Tunca kimdir? Buna dair bir fikrin yok. Sen sadece beni videolar üzerinden tanıyorsun ve videolarda gördüğün kadar tanıyorsun. Yani ya beni multiplayer'dan takip ediyorsun ve oradaki videoları biliyorsun ya da hiç komik dil tarafında ya da ikisini birden biliyorsun. Ama hangisisin ve bunu yazdın onu çok kestiremedim. Hadi diyelim ki sadece multiplayer'ı biliyordun. Hiç komik değil bilmediğin için beni böyle rol yaparken görmek sana yapmacık geldi diyelim. E ama multiplayer'da da ben birçok defa rol yaptım. sketchte canlandırdım. Sketch dışında yaptığımız oyun videolarında da yer yer karaktere girdiğim rol yaptığım oldu. Yani orada da yapmadığım bir şey değil. Yani belki çok böyle az izlemişsindir orayı çok takip etmemişsindir. Tam anlayamadım yani buradaki demek istenen şeyi. Ve yine tabii ki de kötü yorumlarımızın vazgeçilmezi yaşı küçük olan arkadaşlara bir giydirme yapılmış. Anca 10 yaşındaki bebeleri eğlendirir demiş. Şimdi 10 yaşında olup da beni izleyen var mı açıkçası bilmiyorum. Yani bana sunulan istatistiklere göre yaklaşık %50'si hatta daha fazlası 18-25 yaş arasından oluşuyor. Ondan sonraki en büyük dilim de 25-34 yaş arası gidiyor. Bunun çok küçük bir bölümü daha küçük yaştaki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama küçük yaştaki arkadaşlarımızın açıkçası varlığı beni mutlu ediyor. Ben sayılarının artmasını isterim. 10 yaşında izleyen varsa da ne güzel izlemeye devam etsin. Çünkü bir sürü zehirli diyebileceğimiz kötü içerikler var YouTube'da. Ben şahsen onlardan biri olduğumu düşünmüyorum. Yani genç yaştaki 10 yaşında ya da 13 yaşında, 15 yaşındaki arkadaşların beni izlemesinin o zehirli içeriklerden çok daha faydalı olacağını düşünüyorum onlara. Ve yine tekrar edeyim bu yaşı küçük olan arkadaşlarımızı sanki başka bir türmüş gibi ötelemeyelim. Yani onların beğendiği, izlediği şeylerin çoğunu siz büyüklerde zaten izliyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Ya şu an zaten en sevdiğin filmleri say desem, en sevdiğin dizileri, en sevdiğin şunları bunları say desem ya büyük oranda aynı şeyleri seven ama senden yaşça çok daha küçük olan insanlar da vardır. Özellikle eğlence sektörü içerisine giren eserler için bunu söylüyorum. Ya bu tür eserler özellikle günümüzde her yaştan insana hitap edecek şekilde yapılıyor zaten ve her yaştan insanda bunların hayranı olabiliyor. Belki çok farkında olmasanız da aslında o küçük dediğiniz velet dediğiniz insanlarla zaten aynı şeyleri beğenip izliyorsunuz. Abi seni severim ama şu oyunu seviyorum bu animeyi seviyorum videoları bence sana göre değil. Sen daha komik, zevkli şeyleri yapsan bence daha güzel olur. Mesela Jedi olma oyunu bayağı zevkliydi. O tarz video yapsan daha güzel olur gibi düşünüyorum. Bu eleştiriye de katılıyorum. Ya ben de açıkçası çok sevmiyorum bu tür içerikleri yapmayı. Yani en sevdiğim oyunlar, en sevdiğim filmler, diziler. Hatta şu an yaptığımız video bile kötü yorumları okuma YouTube'un en böyle ayağa düşmüş formatlarından biri. Yani çok yaratıcı bir yanı yok. içerik olarak size bir katkısı yok. Ama içerik, yani vakit geçirmek için, eğlenmek için ya da sadece vakit geçirmek için yapılmış bir içerik. Ben de aynen böyle düşünüyorum ve senelerdir de böyle düşünüyordum. Ama yine son senelerde bunu kendimde yavaş yavaş kırmaya başladım. Çünkü ya ben nasıl düşünürsem düşüneyim, benim faaliyet gösterdiğim yer YouTube, benim düşündüğüm gibi bir yer değil. Ben YouTube'da var olacaksam, orada ilerleyeceksem... Oradaki dinamiklere göre de hareket etmeliyim. Oradaki insanların talep ettiği, beğendiği şeyleri, ilgilerini çeken şeyleri de yapmalıyım ve bu konuştuğumuz şeyler de açıkçası ilgi çekici şeyler. Yani bir insanı takip ediyorsan o takip ettiğin insanın beğendiği şeyleri de görmeyi istiyorsun hakikaten. Ve insanların bunu ben sevdiğini gördüğüm zaman da bu benim için artı bir değer oluyor ve bu benim hoşuma gidiyor bunu gördüğüm zaman. Evet, içeriği yaparken belki çok gurur duymuyorum ya yani çok yaratıcı bir şey yapmıyorum falan filan ama ya bu kafayla da YouTube'da içerik üretemezsiniz. Yani sadece her yaptığım içerik çok yaratıcı olacak, çok özgün olacak diye bakınca da bir yerde tıkanıyorsun. Ve zaten YouTube bunu doğrudan ödüllendiren bir yerde değil. Yani sadece sırf böyle videolar yapıyorsun diye yükseleceksin diye bir şey de yok. Ama YouTube'a uygun içerikler yaptığın zaman yükselme şansın açıkçası çok daha fazla oluyor. Ya mesela geçen bir video yayınladım. Konami Kojima maçı. Ya bence bu yaratıcı bir içerik ve özgün bir içerik. Ama ne oldu? Çok mu izlendi? Hayır. Kanalın çok çok altında izlendi. Kanal ortalamasının çok altında izlendi. Neden? Ya birincisi benim tam yılda gözükmediğim videolar daha az tıklanıyor. Ben kendi kanalımda bunu gördüm açıkçası şu ana kadar. Ve bu yüzden de sıklıkla kendimi de tam yıllara koymaya çalışıyorum ama bir yandan bunu kırmak da istiyorum. Çünkü bir yerden sonra çok benim gözümde basit kalıyor ve her videoda da açıkçası benim fotoğrafım gözüksün istemiyorum. Ya büyük ihtimal hep ilk başlarda kendi fotoğrafımla paylaştığım için yani benim videom bu şekildedir gibi bir algı yaratmış olabilir insanlarda. Diğer videolar arasından seçmek zor oluyor olabilir. Yani benim fotoğrafım olmadığı zaman benim videom değilmiş gibi gözükebilir alışkanlıklarından dolayı. Bunu kırmak da istiyorum. Zaman zaman bunu kırmaya çalışacağım. E bunun dışında bu Konami Kojima olayı da hem eski hem de herkesin bildiği ve ilgisini çeken bir şey değil. Bu da bir düşürücü sebepti. Ama bunlar haricinde yine de ben bu kadar düşük izlenmesini beklemiyordum açıkçası. Çok daha fazla izlenmesini bekliyordum. En azından kanal standartlarına yakın olmasını bekliyordum. Ama izlenmedi. Büyük ihtimal şu an bu yaptığımız video ondan daha fazla izlenecek. Jedi olma oyunu gibi oyun videoları yapmayı ben de istiyorum. Yani zaten yapıyorum da daha sık yapmayı da istiyorum tabii ama bu videoların yapımı diğer bahsettiğim videolara göre çok daha zor oluyor. Yani ben bir oyun videosu yapmak için uzun uzun bir oyunu oynuyorum. Yani komik olaylar olana kadar, istediğim şeyleri alana kadar, istediğim malzemeyi çıkarana kadar oynuyorum bir oyunu. Ve bu ya bazen 2-3 saatte de bitebiliyor. 2 haftada da bitebiliyor. Yani oyuna göre de değişiyor açıkçası. Mesela Hitman videosu için bütün oyunu bitirip üzerine tekrar tekrar oynamam da gerekmişti. Bazı şeyleri yakalamak ve uğraşmak için. Yani dolayısıyla bu oyun videolarını böyle çok hızlı bir şekilde üretemiyorum şu an. Ya içerik konusunda basit düşünüp pratik olmak lazım YouTube'da iş yapıyorsanız. Öbür türlü çünkü bu iş pek işlemiyor. Ben bu konularda eskiden çok daha katıydım. Bunu Enis sayesinde kırabildim. Çünkü birlikte böyle YouTube üzerine konuştuğumuz zamanlar bana hep şey diyor. Sen çok fazla kaliteli düşünüyorsun. Hani YouTube için böyle düşünmemen lazım. Daha pratik ol abi. Daha basit şeyler yap. Hani niye böyle yapmıyorsun? Niye şöyle yapmıyorsun? falan diye bana tavsiye verdiği zaman ben aslında zamanla ne kadar katı düşündüğümü ve hakikaten de bu düşünce yapısının YouTube'a uygun olmadığını öğrendim. Çünkü YouTube kaliteli olmanız gereken bir yer değil. Yani özgün içerik yapmak için tabii ki de uğraşmakta yine fayda var. Ya tamamen de böyle salalım gidelim de diyemiyorum. Ama bazen o kadar da kompleks düşünmemek lazım. O kadar böyle kaliteli yapacağım, özgün bir şey yapacağım diye kasmamak lazım. Ya ben bu basit düşünme, daha böyle pratik olma işini kendime daha da otursam özellikle hiç komik değil tarafında çok daha sık video gelir. Ama Orada yani yine de kırdım seneler içerisinde. Biraz daha esnettim kendimi. Ama hala çok böyle katıyım özellikle o tarafta. Böyle bir şey yapacaksam üzerine çok detaylı düşünüyorum. Çok iyi bir içerik olmasını istiyorum. Özgün bir şey olmasını istiyorum. Ama bunu da son zamanlarda yavaş yavaş iyice kırmaya başladım. Ve kırmaya da devam edeceğim açıkçası. Öbür türlü bu işler yürümez. İçerik üretirken zamanı verimli kullanmak lazım. Öbür türlü çok fazla sayıda içerik üretemiyorsunuz. E çok içerik üretemiyorsunuz da maalesef büyüyemiyorsunuz. Çünkü kanallar en çok video atıldığı zaman büyüyor. Yani bu kanalı açarken de yine aynı kafada başladım biraz. Yani bir tık daha böyle yine farklı şeyler yapayım, özgün şeyler yapayım diye gidiyordum. Ama yol üstünde onu zamanla kırdım yavaş yavaş. Çünkü kırmaya mecburdum. Eğer kırmasaydım her hafta içerik üretemeyecektim. Bunu çok net bir şekilde gördüm. Ama her hafta içerik üretmem gerektiğini de bildiğim için ve hiç komik değil kanalı kadar buraya böyle çok katı bir şekilde korumadığım için en azından burada bunu kırabildim ve soru cevaplar olsun işte en sevdiğim X, en sevdiğim Y tarzı içerikler olsun böyle çok daha basit yapılabilen içeriklerde yaptım. Çünkü yapım olarak çok daha pratik videolardı bunlar ve benim hakikaten iş trafiğinde çok sıkıştığım zamanlar oldu. Bu videoları yapmasaydım belki kanal boş kalacaktı. O yüzden ben yaptığıma memnunum ki iyi sonuçlar da aldı bu videolar. İnsanlar güzel dönüşler yaptılar. Ama beğenmeyenler de her zaman olacak çünkü insanlar dediğim gibi sadece kendi tarafından bakıyor. Yani adam beni belki sadece oyun videosu görmek için izliyor. E bir tanesi de soru-cevap videosu görmek için izliyor ya da herhangi bir içerik için artık yani isimlere çok takılmayalım. O içeriği onun talep ettiği içeriği yapmayınca abi sen işte o videoları çok yapma sen böyle bir video yap sana bu çok daha iyi oluyor falan diyor. Ama bir başkası da senin istemediğin videoyu yapmamı istiyor. Ben ne yapacağım? Şimdi hepinizi birden memnun etmeye çalışsam yapamam. Bunu kimse yapamaz. Yani dünyada o mükemmellikte biri yok. Herkesin beğenisini kazanan, kazanabilecek kimse olamaz dünyada. Yani isterseniz milyonlarca, milyarlarca takipçiniz olsun. Yine de çıkıp sizi eleştirecek. Yaptığınız işi beğenmeyecek daha iyi yapmanız gerektiğini düşünecek insanlar olacak. Bu çok normal bir şey. Ve asla da kimse herkesi memnun edemez. Samimi dille eleştirmek gerekirse gülmedim. Hani becerilemeyen Türk sitcom dizilerinde ha 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 diye arkadan ses verilirdi. Program öyle komik yapılmaya çalışılır. Çalışır. Ya Tunca abi de habire gülerek izleyiciyi güldürmeye çalışmış. Ama başarısız. Hani amaç güldürmek olmasa bile video eğleneli eğleneli mi? Eğlenceli değil. Neden izledim ki ben bu videoyu? Yani biraz devrik yazılmış ama ne demek istediğini anladım. Ee, bu yorum Oblivion videosuna yapılmış. Ya yani bu tarzda başka yorumlar da gördüm. Oblivion videosunda şöyle bir e, sıkıntı oldu. Yani ben çok eğlendim o videoyu çekerken, o oyunu oynarken de ve oyunu oynarken hep şu geçti aklımdan. Ben buna bir sürü bölüm yaparım. Bölüm bölüm çeker oynarım demiştim. Çünkü hakikaten çok eğleniyordum ve gerçek bir şekilde de eğlendiğim için gülüyordum. Ama insanlar yani en azından bir kısmı izleyicilerin benim de aynı fikirde olmadı. Yani benim güldüğüm yerlere onlar gülmedi. E bunun en büyük sebeplerinden biri de İngilizce. Bunu da çok fazla hem açık yerlerden hem de özelden yazan olduğunu gördüm. Yani abi İngilizce anlamıyoruz işte, İngilizceyi neden çevirmedin, ne dediklerini anlamıyoruz ki sen gülüyorsun falan filan gibi şikayetler var. Ya şimdi böyle bir oyunda İngilizce çeviri yapmak açıkçası bana çok e, doğru gelmiyor. Yani sürekli böyle sesli bir şekilde şimdi şunu dedi, bunu dedi zaten diyemem. Çünkü diyalog ağırlıklı bir oyun. Evet, full altyazı çevireyim desen baya bir kasman gerekecek satır satır. Çık, çok diyalog ağırlıklı. Açıkçası ona uğraşmak da bana fazla bir yük geliyor. Yani video yetiştirmeye çalıştığım süreler içerisinde bir de ona odaklanmak da istemedim. Ya şu ana kadar ben zaten çok böyle vurgulanan insanların mutlaka anlamasını istediğim yerler olduğunda Türkçe çevirip koyuyordum oynadığım oyunlarda. Ama bu kadar da diyalog ağırlıklı bir oyun oynamadım şu ana kadar. Ve gördüm ki oynamamam lazımmış. Yani en azından böyle bir oyun oynayacaksan mutlaka Türkçe altyazıya sahip olması gerekiyor. Bunu ben net bir şekilde öğrendim. Mesela Skyrim oynama da planım vardı. Onu kesinlikle Türkçe yamasıyla oynayacağım. Oblivion'a da düşündüğüm kadar bölüm çekmeyeceğim. Bir tane daha belki bir bölüm daha çekerim. Çünkü devam edecek diye de söz vermiştim bir yandan videonun sonunda. Ama bu konuda zayıf olan insanlara tavsiyem ya sürekli Türkçe altyazı, Türkçe dublaj beklemekten ziyade İngilizce öğrenmek için sizin bir adım atmanız. Çünkü İngilizce hakikaten de ya bunu söylememe gerek yok. Dünyanın her yerinde ihtiyacınız olacak. Her yerde karşınıza çıkabilecek bir dil. Yani muazzam bir şekilde konuşup anlamak zorunda değilsiniz. En azından temel seviyede öğrenseniz bile yeterli. Yani o videoda zaten çok ağır bir İngilizce de yoktu açıkçası. Ben en azından çoğu insanın anlayacağını düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Yani oyun oynayarak özellikle İngilizce geliştirebilmeniz çok kolay bence ya. Ben en azından küçükken bayağı bir İngilizcemi oyun oynayarak geliştirmiştim. Yani oyunlar dışında sırf mesela kitap okuyarak da geliştiren insanlar biliyorum. Yani mesela Harry Potter hayranı olup yeni kitabı sırf erkenden okuyabilmek için İngilizcesini alıp sözlükten baka baka çeviren ve böylelikle İngilizce öğrenen insanlar da var. Yani bu, bu işe tutkunuz olduğu sürece İngilizceyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. İlla pahalı kurslara, eğitim alacağınız okullara falan filan gerek yok. İnternette de zaten 50 tane kurs var. Kurs dışında dediğim gibi oyun oynayarak da oyunda gördüğünü hemen durdurup sözlükten bakarak çevirip kendini geliştirebilirsin bu konuda. Çünkü siz sürekli başkalarından Türkçe altyazı, Türkçe dublaj bekledikçe bu sizin işinize gelmiş oluyor. İngilizce öğrenmeniz için bir sebep olmuyor ortada. Türkçe dublaj olmasın, Türkçe altyazı olmasın yani bunu dışarıdan beklemeyin. Siz İngilizce öğrenin. Ya bu artık yaşadığımız çağda olması gereken bir şey zaten her insanda. Ha dediğim gibi çok mükemmel konuşup anlamak zorunda değilsiniz. Ya ben de mesela senelerdir çok aktif bir şekilde her alanda İngilizce kullanmadığım için özellikle yazma ve konuşma konusunda eskisi kadar iyi değilim. Zayıfım. Ama anlama konusunda sürekli bir içerik tükettiğim için çok iyiyim. Anlama konusunda bir sıkıntım yok. Siz de en azından birazcık çaba harcayıp kendinizi İngilizce'de biraz daha geliştirin bence. Yazılan eleştiriye dönecek olursak da ben habire gülerek izleyiciyi güldürmeye çalışmadım. Hakikaten de dediğim gibi çok eğlendim o bilgilerin yanına ve güldüm. Ama buradan kendime şöyle bir eleştiri çıkarabilirim. Çok güldüğüm, çok eğlendiğim şeyleri belki de videolara çok fazla koymamalıyım. Yani en azından video çoğunlukla bunlardan oluşmamalı. Çünkü şurada şöyle bir risk var. İnsanlar benim güldüğüm şeylere gülmezlerse videodan çok bir şey anlamayacaklar. Onun dışında eğer İngilizce diyaloglar geçiyorsa ve ben bunlara gülüyorsam, bunlarla ilgili şeylere gülüyorsam da mutlaka onun bir Türkçe karşılığı olmalı. Yoksa yapmayacağım demek oluyor. Komik değil ve Tunca güldükçe sinir ediyor. Tunca'nın gazı bitti. GGVP GGVP ne demekti ya Good Game Well Played Böyle bir şeyi neden dersin ki yani Bu baya böyle hırsla yazılmış bir şey gibi sanki Yani Tuncan'ın gazı bitti Good Game Well Played diyecek kadar Yani nasıl o aşamaya geldim bilmiyorum Açıkçası bittiğimi falan düşünmüyorum ya. Bence henüz başlamanı bile şu an yani tam oturtabilmiş değilim hala Birkaç aydır yapıyor olsam da kendi kanalımda hala bir şeyleri oturtabilmiş değilim. ya yani şu an sadece belli bir rutini devam ettirmeye çalışıyorum. Çok böyle sakin kafayla planlar yapma fırsatım maalesef olamadı. Ama olacak. Bir de bu yine güldükçe sinir ediyor kısmı demek ki yine kahkama sinir olan biri daha var. Ya yani buna da çok anlam veremiyorum. Ya yani benim gülüşüm ne açıdan insanları rahatsız ediyor? Niye böyle bir rahatsızlık duyuyorlar. Yani çok fazla gülmüyorum belki. Güldüğüm zaman da yabancılaşma mı hissediyorlar beni çok fazla gülerken görmedikleri için. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Yani ben böyle gülüyorum. Gülmek de doğal bir eylemdir. Yani gülme tarzınızı değiştirmeniz yapmacık olmanız demek. Daha yapaylaşmanız demek. Nasıl çıkıyorsa öyle çıkıyor. Yani benim yapabileceğim bir şey yok ortaokul lise bebelerine kişisel gelişim dersleri verdiği bir YouTube kanalı açmış. Parodi videoları yerine liselilere öğüt verdiği videolar çekmeye başlamıştır. Yeni kitlesiyle kendisine başarılar dilerim. Şimdi bu arkadaşlar büyük ihtimal benim son yaptığım iki soru cevap videosundan birine denk geldiler. O videolarda diğerlerinin aksine kendime ait sorular yerine sizden gelen size ait sorulardan da yanıtladığım oldu bir iki tane. Ve bu soruları soran arkadaşların da bir kısmı yaşça küçük arkadaşlar. Çünkü sınava hazırlandığını falan söylüyor, okuldaki derslerinden falan bahsediyordu. Oradan en azından yaşı ortaya çıkıyordu bu arkadaşların. Şimdi ben bu arkadaşların sorularını neden yanıtladım? Çünkü videoda aslında olmak zorunda değil. Ya yani siz o soru cevabı aslında benle ilgili soruları cevaplamam için dinliyorsunuz. Yani el alemin hayatındaki sorundan size ne? Ya ben şöyle düşündüm. Eğer bu arkadaşlar gelip de bu sorunlarını buraya yazdıysa şu ana kadar hiçbir şekilde başka bir yolla bu sorunları çözememişler demektir ve hakikaten de benim ağzımdan çıkacak birkaç cümleyle bunu çözebileceklerine inanıyorlardır. Ve yazdıkları sorunlar da çok ciddi sorunlardı. Yani insanlar bazen bu sorunlar yüzünden hayatlarını bitiriyor. Yani intihar eden de olabiliyor. Birçok şeyden pes edip çok kötü işlere sürüklenen insanlar da oluyor. Ve gerçekten de benim ağzımdan çıkacak birkaç cümle bu insanların bu şekilde sıkıntılara girmesini engelleyebilir diye düşündüm. İzleyiciler arasında da bu sorunlara sahip olan başka insanlar vardır diye düşündüm ve o yüzden video içerisinde bu soruları yanıtlamak istedim. Ve yanıtladığım bu sorulardan çok da güzel geri dönüşler aldım. Yani özelden yazan da oldu, açık açık yorum yazan da oldu. Gerçekten de benim cevapladığım o sorular bazı insanların hayatında pozitif değişiklikler yapmış. Onlara iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde dokunmuş. Ve bunu gelip de bana söylemeleri beni açıkçası çok mutlu etti. Ya bu çok değerli bir şey. Yani bir tane bile insanın hayatına dokunabilmek, bu şekilde pozitif bir şekilde dokunabilmek Hakikaten çok değerli bir şey benim için. Ya zaten bu tür durumlara yer verdiğim iki tane video var. O iki videonun da sadece belli yerlerinde bu sorular var. Niye mesela bundan bu kadar insanlar rahatsız olur? Açıkçası bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var ya. Youtube'da siz ne yapıyorsanız ya şu an ne yapıyorsanız siz olsunuz. Ya biri sizi izlediyse hangi videonuzu artık izlediyse en son siz artık osunuz. Ya ben mesela böyle bir video mu yaptım? Ben artık oyum hemen fişi çekiyorlar. Parodi videoları yerine liselere öğüt verdiği videolar çekmeye başlamış. Haydi hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim diyor. Hani bir tane videodan dolayı niye beni sadece o içeriye genelliyorsun? O videodan sonra ben kaç tane farklı video yaptım? Parodi videoları yapmaya da devam ediyorum. Orada da bir şey bıraktığım yok. Yani niye böyle düşünüyorlar açıkçası anlamıyorum. Ve işin kötü yanı ya kendileri çok detaylı bakmadığı için, çok kapsamlı düşünmediği için böyle dar bir çerçeveden bu bakış açısıyla bakıp yorumladıkları için diğer insanlar da sizi bu şekilde değerlendirebiliyor. Çünkü adam bunu alıyor, sözlüğe yazıyor, herkesin gördüğü yerlere yazıyor. E aynı şekilde sizi tanımayan biri o başlıkta onu gördüğü zaman da ha He, bu herif böyle biriymiş diye kafasına yerleştiriyor. Çünkü o da tanımıyor ve tanımak için de uğraşmıyor. Zaten tanımak için oraya girmiş kafasında öyle yerleşiyor. Sonra aradan diyelim zaman geçti. Bu arkadaş benle ilgili bir muhabbet eden geldi. Ama ben bu arkadaşın aklında hep böyle bebelere kişisel gelişim dersi veren biri olarak kaldığım için ya işte o da şöyle bilmem ne biri işte düşük zekalı ergen maskotu şöyle böyle bilmem ne diye beni kötüleyecek belki de. Yani bana bir şans vermeyecek beni sevmek için benim yaptığım içeriği beğenmek için belki de bir şans vermeyecek bazı insanlar. Çünkü burada gördükleri kalıp yorumlara takılacaklar. Yani işin kötü kısmı da bu. Evet bu video için topladığım bütün kötü yorumları okudum. Zaten şu an kötü yorum okumaya da fazlasıyla doydum. İzninizle bu videoyu artık sonlandırmak istiyorum. Eğer videoda yer veremediğim kötü yorumlarınız varsa da kusura bakmayın. Yani gözümden kaçmıştır. Yakalayabildiklerimi videoya almaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İstediğiniz videoyu çektim efendim. Tebrik ederim evladım. Her şey tam istediğiniz gibi oldu. Hiç kimse şüphelenmeyecek. Görevini başarıyla yerine getirdin. Sen iyi bir evlatsın. Ama artık sana ihtiyacım kalmadı. Ol, 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 ol. <laughs> Gerçek Tunca'nın kim olduğunu kimse öğrenmemeli. Bir sonraki video için yeni Tunca'yı hazırlayın. Derhal. <laughs>